depremin üzerinden 32 gün geçti. Hala sıkıntılar var. Bir de salgın endişesi var. cilt kanseridir annem. Kronik hastalıklar var onun dışında. Çadırda yaşıyoruz. Bu yaş grubu çadırda yaşama şansı yoktur. Biz 10 gündür buradayız. Ben 10 gündür çocuğumun başını daha bugün yıkayabiliyorum. Su yok. Taşlık alanda kalıyoruz. Böcekler çok oluyor. Hani gece en az 3-4 defa kalkıp çocuğu kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Konteyner tabii ki daha iyi olur. Salgın endişesiyle konteyner talep ediyor depremzedeler. 32 gündür deprem bölgesinde barınma sorunu sürüyor. Hala çadıra ulaşamayanlar da var. Zorlu çadır şartlarında hijyen kaygısı taşıyanlar da. Banyo mesela sadece bir tane var. Sırayla giriliyor. Sıcak su olmuyor. Çamaşır da sen elde yıkıyoruz. Ortalığı serip kurutmaya çalışıyoruz ki çocuklarımız giyinsin. Konteyner talep eden depremzedelerden biri de Mehtap da. 3 aylık bebeği Emir Aslan'la birlikte çadırda şartların zor olduğunu söylüyor. İşte çamaşır yıkama imkanı olmadığı için çadırın hemen yanında bebeğinin çamaşırlarını yıkadı ve burada onu bu şekilde büyütmeye çalışıyor. Sıcak suyla yıkanması gereken bebek kıyafetleri leğenlerde soğuk suyla yıkanıp yerlere seriliyor. Engelliler ve yaşlılar içinse çadır şartları daha da zorlayıcı. Çadırda yaşam özellikle yaşlılar ve engelliler için çok zor. O ailelerden, o zorluğu yaşayan ailelerden biri de Kılıç ailesi. Aile engelli çocukları için Yetkililerden bir an önce konteyner talep ediyor. 3 tane engelli çocuğum var. Banyosu yok. Yer zemini iyi değil. Talebimiz konteyner. Bu engelli çocuklar için. Talebinize bir yanıt geldi mi? Gelmedi. Sayın valimize gittik. Toplantıdaydı. Yardımcı da müsait değildi. Bir türlü ulaşamadım yani. Ortak yaşamayı güvenli kılan her şey yıkılmış. Salgın hastalıklardan bizi koruyan her şey yıkılmış. Temizlenecek su yok. Tuvalet yok. Barınaklar yağmurda sel alacak. 5 çadırlar en iyi ihtimalle bir çadırda 5-10 aile kalıyorsa salgın riskinin olmaması mümkün değil. Bir salgının işareti olabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil sivrisinek, bit, pire, kene aracılığıyla bulaşabilen pek çok şeyin gelmesi söz konusu. Kolera beklenebiliyor. Çünkü öbür sınır ötesinde hareketlilik var. Olmasa da zaten olabilir. Bir başkası dizanteri ve tifo gibi hastalıklar. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Henüz salgın yok ancak olası riskleri sıraladı. O kaygıları giderebilmenin en hızlı yolu da konteyner sayısının arttırılması. Konteyner talebiniz oldu mu yetkililerden? Evet istedik. Başvuru yapın dediler. Bize de bekliyoruz. Başvuru yaptınız mı? Evet devletten evet, başvuru yaptık. Hala açıklama yok. Açıklama yok diyor kıymetli vatandaşımız. Bir açıklama bekliyoruz. O da bekliyor. Biz de bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz.